Malatya'nın serin hava ve oksijen deposu olan Gündüzbey, yeşiliyle, suyuyla, insanıyla, lezzetli yöresel yemekleri ve tarihiyle Malatya'nın turizm merkezlerinden biriydi. Ancak asrın felaketiyle birlikte sadece Malatya'nın değil, Gündüzbey'in de görüntüsü değişti. Artık güncel haliyle Gündüzbey'i tanımak pek mümkün değil. Bölgenin simgesi olan tarihi konaklar hasar almış, koca bir tarih sokaklara dökülmüş, perişan bir vaziyette. Konakların akıbeti bakanlığın kararına bağlı. Ancak o süreçte yavaş ilerlediğinden depremden bu yana konaklar öylece harabeye dönmüş bir vaziyette kala kalmış. Bakanlık yetkilileri depremlerin üzerinden bir yıl aşkın süre geçtikten sonra geçtiğimiz hafta bölgede bir inceleme yapmış. Ancak konakların yeniden ayağa kaldırılması için yürütülecek proje hakkında bölge sakinlerine net bir açıklama yapılmamış. Yetkililerin bölgeye ne zaman müdahale edeceği ise tam bir muamma. Hal böyle olunca bölgedeki sorunlar da gün geçtikçe çekilmez bir hale dönüşüyor. Nitekim sorun çok. Peki Gündüzbeyli vatandaşın sesini duyan var mı? 6 Şubat'tan bu yana mahalledeki evlerin çoğunda elektrik yok. Üstelik sokak aydınlatmaları da yanmıyor. Elektrik, aydınlatma direkleri var. Bunlar yeni çekilmiş Bir herhalde, değil aydır mi? aylan enerji bağlayacaklar. Yani bu direkler depremden sonra dikildi, getirildi. Evet, depremden sonra enerji vermediler. Bekliler yani. Neyi Siz bekliyorlar? başvuru yaptınız mı? Bu 10 defa başvuru. Kimseye yani derdini anlatamıyorsun. Yani ülke bitmiş. Elektriğiniz var mı? Elektriği kendi imkanlarımla 3 milyar verdim, kablo aldım. Mezbahanenin orada çektik. Elektrik kullanıyoruz. Ama çoğunlukla bu mahallede elektrik Yok yok. elektrik yok. Hırkızlık işi ha. Açıkta her şey. Yani sokak aydınlatması da yok, değil Yok mi? yok yok. Karanlık olduğu Evet. için de hırsızlık olayları iyice arttı. Karanlıktan cesaret alan hırsızlarsa Gündüzbey'i adeta mesken tutmuş. Tarihi evlerin kapılarından elektrik kablolarına, cami ve Kur'an kurslarındaki klimalara kadar her şey çalınmış. Hırsızlar gözlerine kestirdikleri ne varsa alışveriş merkezine girer gibi rahat rahat çalıyor. Elektrik kablolarını mı Kabloyu götürmüşler? çalmışlar evet. Polis geldi. Parmak izi aldılar. Bir şey hiçbir şey çıkmadı. Burası konteyner mi? Evet, konteyner. Bir aile yaşıyor Evet, burada bir bu aile yaşıyor. konteynerde. Evler yıkılmış sanırım. Evet. Peki, evet, burası da görmüş olduğunuz bu bina bir Kur'an kursuydu, değil Evet, mi? Kur'an. Ne durumda bu hasar durumu bu binanın? Burada orta hasar. Orta Orta hasarlı ama hasar durumda. kullanılmıyordu orta Yok, hasarlı olduğu için. kullanılmıyor. Evet. Bir hırsızlık olayı da burada oldu. Yakın Aynen. tarihte, değil mi? Yakın Birkaç gün yakın. önce. Şimdi ablacığım ortalama hani ayda bir vesaire gelip ara ara ben dernekte görev yapıyordum aynı zamanda. Gelip kontrol ediyordu hani ne durumda nedir ne değildir. Adamlar camdan girmişler. Arka bahçeden camı kırmış girmişler. İçeride bir adet klimamız vardı. Klimayı camdan geçiremeyince adamlar duvarı kırmışlar. Buradan geçirmiş almış götürmüşler. Cami Derneği'nin klimasını yani nasıl yiyecekler o parayı, nasıl yapacaklar artık o kadarını bilemeyim ama nasıl çıkar, nerelerinden çıkar artık onların sorunu ama gördüğünüz gibi yani adamlar camiye bile tenezzül etmeye başladılar. Altta küçük bir camimiz var. Az önce şurada bir ablamız söyledi. Adamlar caminin çelik kapısını çalmışlar. Ayakta kalabilen, depremden sonra ayakta kalan, yıkılmayan ama hasar alan bu tarihi binaların da birçoğu hırsızlık vakalarıyla karşı karşıya. Yine bu binanın da kapısı çalınmış değerli seyirciler. Hırsızlıktan bıkan mahalle muhtarı Bayram Taşsa kendince bir yöntem bulmuş. Ama o da kesin çözüm değil. Birkaç yere de fotokapan gibi cihazlar yerleştirdik. İnşallah o hırsızlık olayını da bitireceğiz. Ne Çünkü zaman yapıldı bunlar? yani birkaç gün önce yapıldı. Bölge halkı adeta yumağa dönmüş sorunlardan bıkmış vaziyette. Vatandaşlar mahallede yapılacak projenin bir an önce hayata geçirilmesini ve o zamana kadar güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyor. Peki siz emniyete başvurdunuz mu güvenlik önlemlerinin Gündüzbey'de artırılması için? Yani daha önceden bildiğim kadarıyla muhtarın başvurduğunu biliyorum. Biz hani kendimiz şahıs olarak gitmedik ama buradan da tabii emniyete sesleniyoruz. Gündüzbey'e acilen geceleri bir bekçinin burada gezmesi lazım ve sokak lambalarının yanması lazım. Yoksa bu şartlarla gidilirse bu hırsızlığın hiçbir şekilde önüne geçemeyiz. Hırsızlık bitecek Bitecek inşallah inşallah. Aynen. diyorsunuz. En büyük hedefimiz de o zaten. Peki emniyete başvurdunuz Vurduk. mu Onlar da buranın zaten güvenliğini gerekli artırması çalışmaları için? yapıyorlar. Geceleri hatta devreye falan da atıyorlar.
Devriye gezenler Tabii var tabii mı? geziyor, tabii geziyorlar. Hala bu hırsızlığın devam etmesi Çünkü normal mi ara peki? yerlere bazı yerlere araç giremediği için biz zaten özellikle şunu isteyeceğiz. Emniyetten bizim talebimiz buraya bekçi. Evet. Bekçi talep ediyoruz Ha, buraya. geçici çözüm oluyor diğer Tabii bekçi türlü. gelirse zaten en azından devriye attığı zaman bu sorunlar yaşanmaz. Bekçi yani geldiği zaman en azından sokak aralarına araçların giremediği yerlere girerse bizim için daha iyi olacak en Bir de azından. karanlık olduğu için daha çok Tabii zaten her hırsızları taraf karanlık, cezbediyor. yıkılmış bir yer, zaten görünmüyor hiçbir yer. Yani şahsı da görsen göremezsin, karanlık çünkü. Şimdi bu karanlık sokakların içerisinde sadece yıkılmış, harabeye dönmüş tarihi binalar yok. Hafif hasarlı evlerde yaşayan insanlar da Evet, var, değil aynen mi? öyle, aynen Onlar öyle. da muzdarip. Hadi ara yerlerde, konteynerde yaşayanlar da var. Bayağı rahatsızlar onlar da bu konuda. İnşallah bunu da bir çözüme ulaştıracağız. İnşallah. Evet, Teşekkür rica ederiz. ederim. Karanlığa mahkum edilen Gündüzbey sokakları ne zaman aydınlatılacak bilinmez ama 21. yüzyılda aydınlığa kavuşmak için sabahı beklememek gerektiğini çok iyi biliyoruz.